Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. İlemu enne afdalel kitabi kitabullah ve afdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İza tahawwafa ahadukum as-sultanu falyakul Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal arshil azimi kunni jaran min sharri ila akhir al-hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete ithal eden müminat, rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, müşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ terekel abdu, mümin, mükellef, kul terk ettiğinde, yapmadığında niyi? Eddua lil valideyni, anasına babasına duayı terk ettiğinde, anasına babasına dua etmediğinde. Dua ne demek? Ana avrat sövüyor, hatta hakaret etmenin ötesinde dövüyor. Böyle olursa, çok var biliyorsunuz, anasını babasını dövenler var, biz de biliyoruz, ama akıbetleri felaket oldu. Benim hep gördüklerimde felaket oldu. Deli divanı gezdi mesela, benim çocukluğumda anasını döven mahallemizde birisi. Deli divane, hiç kakasını bilmiyor, yediğini bilmiyor, yattığını bilmiyor. Anaya babaya el kaldıran işte bu. Hala izi bende duruyor. Bu hale geldi adam. Hiç yapma bunu. Şimdi burada peygamberimiz dövmeyi bırakın. Zaten Kur'an'da da var ya. Azarlamayın bile diyor. Öf be, ne bu ya. Senin devrin geçti be. Biz bilgisayar çağındayız. Oho oğlum işte benim zaman. Bırak ya şu eski masalları falan. Kalbini kırma. Dinle. Dinle ya, yapmayacaksan bile kalbini kırma. Yeter be, ve la tenherhuma. Evet, azarlaman annenizi babanızı. Evet, öyle. Çok var şimdi değil mi böyle? Bizim ihtiyar diyor, böyle söylüyor. Ya arkadaşlar diyor, olay, seni doğuran o işte. Şimdi onu ihtiyar diyor, küçük görüyor. Sakın ha, böyle kalbini kırma. Şimdi peygamber diyor ki, dua bakın böyle yapmıyor. Dua edeceksin bir de anana babana. Bir kimse, mümin kul, anasına babasına dua etmesi gerekir. Dua etmiyor, duayı terk ederse, dua terk ederse enkata anhur rızku, rızık kapıları ona kapanır, rızkı kesilir. Peygamber söylüyor, ben elçiyim yani, yani hocam, yani hocam yok işte. Peygamber öyle söylüyor, enkata anhu er rızku, rızık ondan kesilir. Her nereye atsa ters gider. Batırır. Nereye koşsa batırır. Anana duayı etmedin. Anaya dua etmedin. Çünkü duayı terk etmek küfran-ı nimettir. Nankörlüktür. Nankörlüktür. O da günahtır. Masiyettir. Masiyettir. Hep Allah'a dua edeceğiz biz. Bir kere insan yaratmış. Affedersiniz, merkep yaratsaydı, üstümüze 150 kiloluk bir herif binseydi, kıçımıza vursaydı, kime şikayet edecektik? Elhamdülillah bizi insan yaratmış. Büyük devlet, nimet. Üstelik bir de Müslüman yaratmış. Bir sürü insan var, bir de iman etmiş, şerefini vermiş. Hep dua edeceğiz Allah'a. Hep şükür edeceğiz, yalvaracağız hep. Bana bu nimetleri verdin. Güzel kullarından eyle beni ya Rab. Elimden tut
diye. Böyle dua edeceğiz. Bu duayı terk etmek nankörlük olduğu gibi, anan baban seni doğurmuş. Bugün kendini çok beğeniyorsun ama ben dünyanın en büyük ilim adamıyım, işte bilmem bu şu devletin başındayım falan, falan yerin müdürü oldum falan. İyi de kimden doğdun? Ana babadan. O ana babamı sen olacak mıydın? Anlara şükrü, duayı asla bırakma. Bırakırsan bu küfren nimettir, nankörlüktür, günahtır. Evet, öyle diyor. İnsan da rızıktan günahları sebebiyle mahrum kalır. Günahları terbiyeci Allah. Canın yakacak, ödettirecek. Günahlarını ödettirecek. İnsan günahları sebebiyle rızıktan mahrum kalır. Anaya babaya iyilik etmek rızkın bollaşmasına, ömrün uzamasına, sağlık afiyet sebebi olduğu gibi, annen babana dua etmemek, sıla-i rahimi kesmek, ona yardım etmemek de rızkın kesilmesine sebeptir. Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi, evet, okuyacağım Kur'an-ı Kerim'de ayet. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor. Buhari hadisidir efendim. Men ahabbe en yubsata lehu fi rizqihi. Bir adam rızkının bollaşmasını istiyorsa, ve yunsa fi eserihi, ömrünün uzamasını, Azrail öyle tabir ediyor Peygamberimiz, bizim anlayacağımız dil de, Azrail'in onu unutmasını, hadi gel bitti işin dememesini, unutmasını, kendine uğramasını istemiyorsa, fel yasıl rahimehu, sıla-i rahim yapsın, anasını babasını dua etsin, duasını alsın, yardım etsin, baksın çeksin, duayı terk etmesin. Hadis bu efendim. Kur'an-ı Kerim'de de bunun önemine Muhammed Suresi 22. ayet. Fel asaytum in tevelleytum en tufsidu fil ardı ve tukattiu erhamekum. Demek siz başa geçince, reis olunca, güç kuvvet sahibi olunca yeryüzünü zulüm yaparak fesada boğacaksınız ve de ben koca karı ya, gelmiş İstanbul'a fabrikatör olmuş falan, etrafı şu kadar işçisi var, polisler bile zengin adamlara selam duruyorlar mesela. Eskiden beri bu canım, şimdi Türkiye'de böyledir demiyorum. Aristo yazıyor, eski Yunan'da da oluyormuş. Zenginlere kanunla çalışmaz diyor Aristo kitabında. Eskiden beri insanoğlu böyle yani. Böyle onun için polis selam duruyor. Kırmızı çıkan fırt diyor, dur. Patron geçiyor, geçsin. Öyle, öyle. Eskiden beri böyleymiş efendim insanoğlu. Şimdi ben, demek siz başa geçince zulmedeceksiniz herkese. Çok büyüdünüz ya. O bu adamın da anası babası Van'da mesela, şurada burada. Türkçe konuşmasını bile bilmez. Tuvalet bile yok evde. Yıkanmasını bilmez. Kendi garı ya, modern zengin ya şimdi. Demek siz sırayını, konuşulur mu ya böyle? Böyle koca garı, koca ihtiyar, gözü akıyor, kulağı duymuyor böyle, eli titreyip duru. Aman diyor, bırak. Değil mi efendim? Bakmıyorlar da anasını babasına. Ne evleri var şimdi? Huzur evleri var değil mi? Sokakta kalıyor. Evet, televizyoncu gidiyor. Nasılsın teyze? Burada çok iyi bakıyorlar bize. Bakıyorlar ama yüreğim yanık. Oğlum benim paramı yatırıyormuş, öğrendim. Huzur evinde parasını veriyor. Ben para istemiyorum, oğlumu görmek istiyorum diyor. Yüzünü göremiştim diyor. Ama o da büyük amir adam, zengin adam, öyle gözü görmüyor, kulağı, eli titriyor. Bu olur mu? Hanımefendi zaten eve sokmuyor. Bunlar yanlış şeyler tabii. Böyle demek size yetki geçince ananıza babanıza bakmayacaksınız. Tukaka yapacaksınız. Öyle mi? Muhammed Suresi 22. Orada da buna işaret ediyor. Dünyada huzurlu yaşamak istiyorsanız, rızkınız bol olsun istiyorsanız, sıkıntı görmek istemiyorsanız, yükselmek istiyorsanız diyor Peygamberimiz, felyasıl rahimahu, sıla-i rahim yapsın, akrabaları ilgisini kesmesin,
usta başında anası babası geliyor tabii. Onunla irtibatı kesmesin. Nasılsın anacığım? Senin için canım feda. Anan açlıktan ölüyor. Canın feda da versene parayı. Parayı bile feda edemiyorsun yalancı. Ya ben gönlünü alacak yani şimdi böyle artistlik yapan da çok ya. Canım feda anacığım sana falan. Halbuki 5 kuruş yok. Anası açlıktan zavallı. Odun yok, ocağı yok. Öyle. O da olmaz. Bakacaksın. Sıla-i rahim bu demek. Evet sözde gönlünü almak da vardır da parasını, para da koyacaksın. Erzil olmayacak o. Böyle olursa rızkın bollaşır. Ömrün uzar. Hocam Kur'an-ı Kerim'de اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İnsandan eceli geldi mi bir saniye öne alınmaz, bir saniye gecikmez diyor Allah. Peygamber de anan baban ziyaret edersen bakarsan artar diyor. Evet yorumluyorlar şimdi. Diyorlar ki meleklerin muttali olduğu yer levh-i mahfuz. Allah'ın yanındaki yazıyı Allah'tan başka kimse bilmiyor. Kader o, takdir o. Ezeli ebedi takdir o. Meleklerin muttali olduğu yer levh-i mahfuz. Oradan alıyorlar. Levh-i mahfuz Allah'ın takdirinde hiç değişiklik olmaz. Ayetteki odur. Fakat levh-i mahfuzda bu adam anasını babasını ziyaret ederse ömrü 80 sene olacak. Etmezse, bakıp çekmezse, beddua ederse anasını onlama 60 yıl sonra defteri dürülecek yazısı vardır. Bu peygamber de onu söyler. Bir açıklama bu. Bir açıklama bu. Hocam o zaman dua edelim. Et. Et. Sıla-i rahim yap. Et. Zaten peygamber de onu söylüyor. Yaz. Gene asıl yazıda 80 sene ise anan babana dua etmek aklına gelir. Yardım etmek aklına gelir. Edersin 80 seneyi bulursun. Esas takdirdeki de 80 sene ise. Yok. Levh-i mahfuzda 80-60 yazılı. Takdir 60. Kimse bilmiyor. 60'ta senin hesabını görecekse Allah ne anana dua etmek aklına gelir, ne ziyaret aklına gelir, gereği yapılır. Böyledir bu iş. Bilemiyoruz ki o. Görmedik ki yazıyı. Peygamberin tavsiyesine uysan evet kaderi bozamayız biz de. Dua nasip olduğuna göre, anan baban duasını aldığına göre, baktığına göre demek ki takdirde seninki iyi. Uzun anlamına da gelir bu. İşarettir. İşarettir. Onun için biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini tutacağız. Bir de diyorlar ki ömür uzamaz, eksilmez. O zaman doktorla boşuna mı? Yok canım öyle bir şey yok. Peygamberimiz Allah dert indirdi mi devasını da indirir. Tedavi olun diyor. Emir var böyle. Biz o kaderi bilmediğimiz için aklımızı çalıştıracağız. Aklımız neyi gerektiriyorsa sonuna kadar çalışacağız. Kuruşuna kadar, son kuruşumuzu da tedavi için koşturacağız. Ama ne yapsanız biliyorsunuz, dünyanın en büyük doktorlarını getirirseniz yine adam gidiyor. O zaman isyan etmeyeceksin. Şimdiki şehit düşmüş. Neden öldün, neden öldün diyor. Televizyonda bunu çekiyor. Yapma Ayşe teyze, yapma. Sen Müslümansın, adın Ayşe. Ölecek adam ölceyle olacağı çare bulunmaz. Sen bunu söylüyorsun. Canın yandı, intan dünyası bu. Öyle deme. Tabii yüreğin acı, ağlarsın da böyle vurma. Niye öldün deme. Ölecek o. Yani Kandil Dağı'nda olmaz ya da burada ölecek. Saniye değişmez. Diyorlar ki peygamberin söylediği anan babamı ziyaret edersen hayatı öyle mutlu olur ki. Arkadaş ölsem de gam yemem. Bir adam var 90 sene yaşıyor. Her gün sıkıntı içinde. Borç batak, evde zırıltı dırıltı. Dünya zindan adama. Buna yaşamak denir mi? Bir de var adam 50 yaşında ölmüş ama diyor ki Allah her istediğimi verdi. O kadar mutluyum ki ölsem gam yemem arkadaş. Anayı babayı ziyaret işte böyle bir hayata sebep olur. Mutlu eder. Bu da uzun yaşamak demektir diyorlar. Öyle yorumlar bunlar. İnşallah cennete gireriz. Allah'a, Resulullah'a sorarız. Buradan ne kastettin sen diye. Evet. Böyle açıklamalarda bulunuyorlar. Yalnız biz peygambere uyacağız.
anayı babaya duayı kesmeyeceğiz. Kesmek rızkın kesilmesine sebep olur. Sıla-i rahim yapacağız. Eğer rızkımız bollaşırsa küfran nimette bulunmayacağız ve ömrünün uzaması için de bunları yapacağız. Evet, bu hadisi şerifi Hakim Müstedrek'inde Deylemi keza Hazreti Enes'ten Buhari'den benzer farklı ifadelerle Buhari'de de var. Allah onlardan razı olsun.